Merhabalar Doçkafe hoş geldiniz. Bugün B1 bir kurs bu kitabından bir e, dinleme transkripsiyonunu beraber çözümleyeceğiz. Çözümleme yapmadan önce transkripsiyonu bir defa dinleyeceğiz ama görmeden dinleyeceğiz. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu dinleme becerimizi geliştirmek, kendimizi test etmek ve dinlediğimizi ne kadar anlıyoruz onu görmek için yapıyoruz. Dinleme esnasında alabildiğiniz kadar çok not almaya çalışın. Eğer yetişemezseniz videoyu başa alın tekrar dinleyin. Bir daha yetişemezseniz tekrar dinleyin. Dinlemenin sınırı yok. Ne zaman kendinizi hazır hissederseniz o zaman videoya devam edin. Video bittikten sonra beraber teksti çözümleyeceğiz. Daha sonrasında ben sizi diğer kanalımız olan Speak German With Me kanalına yönlendireceğim. Orada bu tekstin konuşma alıştırmasını yapacağız. Yani bu teksti konuşacağız. Eğer ilk defa bu videoyla başladıysanız bundan önceki iki videoyu izleyin. Daha iyi anlayacaksınız. Eğer zaten izlediyseniz işleyişi biliyorsunuz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada bu bir diyalog. Diyalogda bir adamla bir kadın konuşuyorlar. Ee, adam kadınla röportaj yapıyor. Kadın e, mesleklerinden bahsediyor. Yani şu ana kadar yaptığı mesleklerden bahsediyor. Aslında kimyacı ama postacı olarak da çalışmış. Bir kafede de çalışmış. İşte abitur yapmış, stüdyum yapmış. Onlardan bahsediyor. Diyalog yarıdan başlıyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Sen böyle adam soruyu sormuş. Kadın bir soruya cevap verirken yarıdan başlıyor. Buna dikkat edin. İlk cümleyi de söyleyeyim. Şöyle diyor. Yani ben diyor teknik sevgimi ciddiye aldım ve yeni bir şeyler öğrendim. Yani bu ne demek? Tekniği seviyormuş bunu ciddiye aldım diyor. Ciddiye aldım ve yeni bir şeyler öğrendim ve teknikle ilgili bir şeyler öğrenmiş. Yani mekatronik mekatronikerin olmuş daha sonrasından e, buna gelecek konuşma buradan başlıyor. Daha sonra da adam diyor ki e, maaşınızdan memnun musunuz diye devam ediyor. Aber dann habe ich meine Liebe zur Technik ernst genommen und habe nochmal was Neues gelernt. Sind Sie mit dem Gehalt zufrieden? Na ja, es kann immer ein bisschen mehr sein. Aber ich verdiene ziemlich gut. Frau Geiger, was ist in Ihrem Beruf wichtig? Das ist ja kein leichter Beruf. Das stimmt. Als Mechatronikerin darf man keine Angst vor schwerer Arbeit haben. Und keine Angst davor, auch mal richtig schmutzig zu werden. Gibt es noch etwas, das sehr wichtig ist? Man muss genau sein. Sehr genau. Und man muss immer eine Lösung finden. Jeder Auftrag ist anders. Das gefällt mir. Und das kann ich auch gut. Ich bin kreativ. Ist das genug für Ihren Beruf, genau und kreativ zu sein? Nein, nein. Ich habe Spaß an Technik. Das ist das Wichtigste. Und Elektronik gehört auch dazu, also die Arbeit mit dem Computer. Wie haben Sie gemerkt, dass Mechatronikerin Ihr Beruf ist? Ich fahre gern Motorrad und ich habe ein altes Motorrad repariert. Da habe ich gemerkt, dass ich gern mit Metall arbeite und dass mir Technik sehr viel Spaß macht. Was haben Sie vorher gemacht? Ich habe zuerst einmal Abitur gemacht und habe dann gleich begonnen, Chemie zu studieren. Haben Sie das nicht gern gemacht? Doch, doch, das war schon gut. Besonders das Studium, das hat Spaß gemacht. Deshalb habe ich auch lange studiert. Und ich habe, wie viele andere Studenten auch, in den Ferien gearbeitet. Und später auch neben dem Studium. Was für einen Ferienjob hatten Sie denn? Zuerst war ich Briefträgerin. Drei Jahre. Immer im Sommer. Und dann gleich zwei Monate lang. Das war ein guter Job. Sie sagen, das war ein guter Job? Muss man nicht früh aufstehen? Doch, doch. Ich musste um halb fünf aufstehen und um halb sechs in der Postzentrale sein. Das war schon hart. Aber ich war gegen Mittag fertig und hatte am Nachmittag frei, wie viele Freunde auch. Und die Bezahlung war okay. Sie sagen, das Chemiestudium hat Spaß gemacht. Sie waren also Studentin und in den Sommerferien Briefträgerin. Und dann waren Sie Chemikerin. Nein, so stimmt das nicht ganz. Ich habe später auch neben meinem Studium als Kellnerin gearbeitet. Da habe ich auch ganz gut verdient, vor allem mit dem Trinkgeld. Und ich hatte immer viel Kontakt mit Menschen. Warum haben Sie gerade als Kellnerin gearbeitet? Da konnte ich am Abend und in der Nacht arbeiten. Eben neben dem Studium. Wie lange haben Sie als Chemikerin gearbeitet? Zwei Jahre. Nach meinem Studium war ich zwei Jahre in einer großen Firma und habe im Labor Kontrollen gemacht. Warum sind Sie nicht Chemikerin geblieben? Ich habe im Labor immer dieselben Tests gemacht. Es war meistens dieselbe Arbeit. Und dabei haben Sie Ihre Lust an Technik entdeckt, stimmt's? Ja, genau. Deshalb habe ich auch beschlossen, dass ich noch mal etwas Neues lernen will. Und ich habe eine Ausbildung gemacht als Mechatronikerin. Drei Jahre Ausbildung und daneben die Berufsschule. Und das habe ich noch keine Minute bereut, dass ich jetzt diese Arbeit mache. Evet, dinleme habe ich meine Liebe zur Technik erst genommen. Yani bakın. Habe ich meine Liebe, sevgimi ernst genommen diyor. Diyor ki ciddiye aldım diyor. Abadan habe ich meine Liebe, sevgimi ernst genommen, Ciddiye aldım diyor. Neye? su teknik tekniğe olan sevgimi ciddiye aldım diyor. Ve hab no mal was no es gelend. Hab gelend öğrendim. No bir kez daha etwas şu etwas noise Yeni bir şey öğrendim diyor. Yani tekne olan sevgimi ciddiye aldım ve yeni bir şey öğrendim diyor. Zintsi mit dem gehalt Zufrieden. Maaşınızdan memnun musunuz? Zufrieden mitle kullanıyormuş demek ki. Ich bin zufrieden mit dem Gehalt. Mit meinem Gehalt. Gehalt der olduğu için mit de her zaman dativ yaptığı için der gehalt dem oldu. Burada meinem da diyebilirsiniz. Mesela benim maaşımdan memnunum gibi. Devam ediyoruz. Naya, no, ya yeah. es kann immer ein bisschen mehr sein. O her zaman daha biraz daha fazla olabilir. Ama ich verdiene ziemlich gut. Oldukça iyi kazanıyorum diyor. Frau Geiger, was ist in Ihrem Beruf wichtig? Sizin işinizde önemli olan nedir? Bakın, in, dativ yaptı. Beruf, der Beruf. Dolayısıyla bakın, Meinem gehalt gibi. Bu da ihrem beruf oldu. İndatif yaptığı için. Sizin işinizde önemli olan nedir? Das ist ja kein leichter beruf. Leichter kolay. O kolay bir iş değil. Öyle değil mi gibi mesela bak. Öyle değil mi gibi. Ya. Das ist ja kein leichter beruf. Onun kolay bir iş olduğunu söyleyemeyiz. Burada ya ne yaptı? Modern partikel betonun yaptı. Yani vurguladı. Kolay iş olmadığını düşündüğünü adamın vurguladı. Das ist ja kein leichter Beruf. Ama bu kolay bir iş değil gibi. Das stimmt. Evet bu doğru. Als Mekatronikerin darf man keine Angst vor schwerer Arbeit haben. Bakın bir Mekatronikerin olarak als Mekatronikerin darf man keine Angst vor schwerer Arbeit haben. Bakın Angst haben vor bir şeye karşı kaygılı olmak kaygısı olmaması lazım diyor. Neye karşı? şivera Arbeit. Zor işe karşı kaygılı olmaya izni yoktur diyor. Bir mekatronik olarak diyor. Kaygılı olamazsınız. Eee olamaz diyor. Neye karşı? Ağır işe karşı angst'ınız olmamalı gibi. Yani darf yani burada şöyle angst'ı olmaya izni yok. İzni yok yani olamaz öyle bir şey. Kabul edilemez. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Bunu o yüzden bu cümleyi uzun yazdım. Man keine Angst vor schwerer Arbeit. Bakın. Angst haben vor. Und keine Angst davor auch mal richtig schmutzig zu werden. Bakın. Schmutzig zu werden. Ne demek? Kirlenmek, kirli olmak. Und keine Angst davor. Ona karşı bir Tedirginliğinin, angstının olmaması lazım. Neye karşı buradaki daney Bir sonraki cümle. Ağ Olmaması da lazım. Mal richtig şumutsiht su verdin. Gerçekten kirli olmaya karşı. Bakın. Burada kocaman bir cümle var. Şumutsiht su verdin diyor. Richtig şumutsiht su verdin. Şöyle dememiş. Und keine Angst vor richtig şumutsiht su verdin. Dememişti. De. Dafo Richtig schmutzig zu werden demiş. Şimdi burada Schwere arabait bir isim. Tek başına. For Schwere gider. Ama burada schmutzig zu werden bir cümle gibi. Schmutzig werden. For schmutzig werden diyemeyiz. Burada bir fiil var. Dolayısıyla da for schmutzig zu werden dememiz lazım. Bununla ilgili bir videom var. Yukarıya şuraya bırakırım. Oradan bakarsınız ayrıntılı incelemek isterseniz. Devam edelim. Gibt es noch etwas, das sehr wichtig ist? Herhangi bir şey var mı başka ki o das. De, buradaki das ne? Etwas. Bakın. Gibt es noch etwas? Bir şey var mı daha başka ki o sehr wichtig ist. Önemli olan başka bir şey daha var mı diyor. Man muss genau sein. Gerçekten diyor, genau olmak zorunda. Yani tam olmak zorunda. Sehr genau. Çok o yani tam tam. Çok tam. Und man muss immer eine Lösung finden. Ve her zaman bir e, çözüm bulmalısınız. da auftrag ist anders. Her görev diyor, her verilen şey diyor farklıdır. Ist anders. Es ist ganz anders. In meinem Heimat diyoruz ya böyle konuşmada B1'de falan. O diyor tamamen farklı. Yani her auftrag farklıdır diyor. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Benim hoşuma gider. Hoşuma giden şey ne? Das. Bakın. Buradaki fiil gefallen fiilinin kim uyguluyor? Das uyguluyor. Ben değil. Ich gefalle değil. Das gefällt mir. Bana gider hoşuma. Ve das kann ich auch gut. Ben onu güzel yaparım diyor. İyi yaparım diyor. Gut yaparım diyor. Das kann ich auch gut machen demem işte. Das kann ich auch gut. Ben onda iyiyim. Ich bin kreativ diyor. Ben yaratıcıyım ist das genug für ihren beruf? Bakın az önce neydi? Mit ihrem beruftu. Ya da in, indi. In ihrem beruftu. Beruf der olduğu için. In de dativ yaptığı için burası ihrem olmuştu. Ama für ne yapar? Akuzatif. Dolayısıyla für ihrem beruf olmuş. Ist das genug für ihrem beruf? Genau und kreativ zu sein. Bakın. O diyor yeterli mi sizin işiniz için? Tam ve yaratıcı olmak. Nein, nein. Hayır, hayır. Ich habe Spaß an Technik. Diyor ki ben diyor çok zevk alırım teknikten. Mesela teknikten zevk alırımı Türkçeden Almanca'ya çevirirseniz bulamazsınız bunu. Dolayısıyla Spaß haben. Spaß haben'ı bilmeniz lazım. Spaß haben diyeceksiniz. Ich habe Spaß an. Nasıl bakın. Ich habe Spaß an Technik. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Bu en önemlisi. Und elektronik gehört auch dazu. Bakın. Gehör'ün suyla kullanılıyor. Buradaki da ne? Daha da işte bu yaptığı iş, mekatronik. Me mekatronikerin ya ona aittir diyor. Elektronik de ona aittir. Also diyor Arbeit mit dem Computer. Yani çalışmak bilgisayarla, bilgisayarla çalışmak yani teknik de ona aittir diyor. Pardon. Bilgisayarla çalışmak yani elektronik de ona aittir. Datsu, Gehör Datsu ona ait. O ne? işte onun işi. Mit dativ yaptı. Der kompita dem kompita oldu. Wie haben Sie gemerkt? Nasıl fark ettiniz? Das mekatronikerin ihr beruf ist. Mekatronikerin işinin sizin işiniz olduğunu nasıl fark ettiniz diyor. Ich fahre motorat. Motorat kullanmayı çok severim. Und ich habe ein altes motorat repariert. Ben eski bir motor sikleti Tamir ettim diyor. Bakın motorat das motorat. Aynı geldiği için buradaki sıfat das gibi oldu. Altes oldu. Buraya das gelseydi das alte motorat olacaktı. Ama aynı altes motorat oluyor. Daha bir yemek orada fark ettim ki das mit metal abaydı. Ben orada metalle çalışmayı çok sevdiğimi fark ettim. Buradaki da orada demek çünkü falan değil orada. Und das teknik sehr viel Spaß macht. Ve das teknik sehr viel Spaß macht. Tekniğin bana bana zevk verdiğini, teknikten zevk aldığımı da fark ettim diyor. Devam. Was haben Sie vorher gemacht? Daha önceden ne yaptınız? Ich habe zuerst einmal Abitur gemacht und habe dann yani. gleich begonnen Chemie zu Diyor ki ben önce diyor abitur yaptım. Abiturda üniversiteye hazırlanma yani 3 yıl burada üniversiteye hazırlanıyorlar. Yıllık puanları falan şey oluyor. En sonunda da bir sınav oluyor. İşte o da %20 falan etkiliyor sanırım. Üniversite sınavı gibi. Onu herkes yapmıyor. Onu yapmayanlar Ausbildung yapıyorlar. Yapanlar da işte üniversiteye gidiyorlar. Abitur yapmış. Ve Habeden Gleich Begonen Hemen peşine başladım diyor. Kimi suçtu diyen. kimya okumaya başladım diyor. Haben Sie das nicht gern gemacht? Onu severek yapmadınız mı? Bakın, Haben Sie das nicht gern gemacht veya Haben Sie das ungemacht da diyebilirdi. Onu severek yapmadınız mı? Doktor, hayır hayır. Das war schon gut. Gerçekten iyiydi o. Bezon das Studium. Özellikle Studium çok iyiydi. Das hat Spaß gemacht. Çok eee Zevk verdi bana diyor. Hattiş gemacht. Deshalb habe ich auch lange studiert. Bu sebeple diyor çok uzun okudum. Und ich habe wie viele andere Studenten auch, diyor. Ich habe in den Ferien gearbeitet. In den Ferien. Tatillerde, okul tatillerinde, yaz tatillerinde ne yaptım diyor? Çalıştım diyor. Wie gibi, viele andere Studenten, birçok diğer öğrenci gibi. Tatillerde, okul tatillerinde çalıştım. Un später auch neben dem Studium. Ve diyor, daha sonrasında da diyor, Studium. Yani üniversite okurken yanında çalıştım diyor. Studium'un yanında çalıştım diyor. Yani okurken onun yanında çalıştım diyor. Was für einen Ferienjob hatten Sie denn? Was für einen, ne tür bir? Ne tür bir Ferienjob, tatil işi, ne sahiptiniz siz o halde gibi den? Yani den burada yine model partikel, yine beton yapmış, ee, anlamı kuvvetlendirmiş. Şöyle de sorabilirim. Was für einen fairen Job hatten Sie? Damals, o zamanlar falan diyebilirdi. Ama was für einen fairen hatten Sie denn? Diyor böyle biraz arttırıyor şeyi, merakı. Devam. Su es var ich Brief -trägerin. Önce diyor ben. Brief de postacı. Brief Träger, Brief Trägerin. Post Bote, post -bote de deniyor e, brief yani mektup taşıyıcısıydım diyor. Dreyare 3 yıl. Ima im her zaman yazları. Und dann gleich yazları ve yaz sonrasında da 2 ay daha yapıyormuş. Das war ein guter job. O çok iyi bir işti. Bakın burada da yine aynı kullanmış. Job der olduğu için good, gute olmuş. Der gibi hareket etmiş. Devam edelim. Sie sagen, söylüyorsunuz ki das war ein guter Job. O çok iyi bir işti. Musman man nicht früh aufstehen? Erken kalkmak zorunda değil misiniz o işte diyor. Musman yani erken kalkmak zorunda e, erken kalkılmak zorunda değil mi gibi. Şeysiz, kişisiz manla kullanıldığı zaman. Erken kalkılmak zorunda değil mi o işte diyor. O da diyor ki doktor dok. Hayır hayır tabii ki erken kalkınmak zorundaydık. Ich musste um halb fünf aufstehen. Halb fünf dediği dört buçuk. Dört buçukta aufstehen. Musste. Mus'un geçmiş hali. Erken kalkmak yani dört buçukta kalkmak zorundaydım. Ve um halb seks beş buçukta in der Postzentrale sein. E, Postacıda olmak zorundaydım diyor beş buçukta. Das war schon hart. Gerçekten çok harttı yani sertti. Aber ich war gegen Mittag fertig. Ama öğlene karşı, öğlene doğru bitiyordu işim. Fertig oluyordum. Ve hatte am nach Mittag frei. Öğleden sonraları freydim. Frei haben. Bakın mesela cumartesi günü işe gitmeyeceksiniz. ihabe habe frei diyorsunuz. Ich bin Samstag frei demiyorsunuz. Ich habe Samstag frei. Frei haben şeklinde kullanılıyor. Wie viele Freunde auch? Wie viele Freunde auch? Aslında birçok arkadaşım gibi. Und die Bezahlung war okay ve ödeme maaş dedi yani bu maaş gibi Bezahlung ödeme okeydi iyiydi diyor yani. Sie söylüyorsunuz ki das Chemie Studium hat Spaß gemacht. Chemie Studium diyor yani kimya okumak diyor Spaß yapmış size. Sie waren also Studentin und in den Sommerferien Briefträgerin. Tekrar etmiş siz diyor hem Studentmişsiniz hem de Briefträgerin yapmışsınız. Und dann waren sie Chemikerin. Daha sonra da kimyacı olduğunu diyor. Nein, so stimmt das nicht ganz. Tam olarak böyle değil diyor. Ich habe später auch neben meinem Studium als Kellnerin gearbeitet. Bakın, ich habe gearbeitet, çalıştım. Später auch, daha sonrasında da neben meinem Studium, Studium'un yanında als Kellnerin, bir garson olarak çalıştım. Kellnerin, bayan garson. Kellner, erkek garson. Als Kellnerin, garson olarak çalıştım diyor. Da orada habe Afghan's good faddint orada da çok iyi kazandım. Fo allem her şeyden önce mit dem Trinkgeld bahşişlerden diyor. Bahşişlerle çok kazandım diyor. Und ich hatte immer viel Kontakt mit Menschen ve çok çok fazla diyor. Her zaman Kontakt mit Menschen. İnsanlarla çok fazla kontağım vardı diyor. Warum haben Sie gerade als kennen Bakın gerade şimdi demek mesela Ich bin gerade gekommen. Daha yeni geldim. Şimdi geldim. Ama burada geçmişte gerade yapmış. Bakın. Warum haben Sie gearbeitet? Neden çalıştınız? Gerade als kendilerin. O zaman yani o an diyor. Neden kendileri olarak çalıştınız diyor. Da konnte ich am Abend und in der Nacht arbeiten. Orada diyor konnte ich preteritumu konnte ich Çalışabiliyordum am Abend. Akşamları ve geceleri çalışabiliyordum diyor. Even neben dem studium. Hatta diyor studiumun yanında. Yani üniversitenin yanında geceleri ve akşamları orada çalışabiliyordum. Wielange habunz als Chemikerin gearbeitet? Ne kadar süre diyor kimyacı olarak çalıştınız? 2 Jahre. 2 yıl diyor. Nach meinem Studium war ich zwei Jahre in einer großen, großen Firma und habe im Labor Controlling gemacht. Diyor ki, nach meinem Studium. Bakın, meinem. Nach ne yaptı? Latif, meinem Studium oldu. War ich zwei Jahre, iki yıl, in einer großen Firma. Bakın, bu çok güzel. Hem sıfatları öğrenebiliyoruz. Hem e, burada propozisyon var. Hem de artikel var. Firmaya bakacağız önce. Di firma olduğu için. In'e bakacağız sonra. Dativ yaptığı için hareket olmadığından. Ne alacak? Di firma, der firma olacak. Dolayısıyla ayna olacak. Ayna firma. Peki dativde sıfatlar ne ekini alıyordu? En ekini alıyordu. Gro sen olacak. Bitti. In ayna grosun firma. Und habe im labo. Laboratuvarda kontrolling, kontroller yaptım diyor. Warum sind sie nicht kemiken geblieben? Neden? E, kimyacı olarak kalmadınız diyor. Neden kimyacı olarak kalmadınız diyor. Mesela Blyben bu. Blyben'ın e, ne hali? Perfect hali. Bakın neyle kullanılıyormuş? Zayn ile kullanılıyormuş. Zayn, Blyben. Okey. Şimdi mesela diyeceğiz ki, nerede kaldınız? Mesela bekliyoruz. We warten auf euch. Sizi bekliyoruz. Seit zwei Stunden. 2 saatten beri. Wo seid ihr geblieben? Nerede kaldınız? Tamam mı? Bu örnekte aklınızda kalsın. Devam. Ich habe im Labor immer dieselben Tests gemacht. Diyor ki laboratuvarda diyor her zaman dieselben test. Her zaman diyor aynı testleri yaptım. Es war meistens dieselbe Arbeit. O her zaman aynı işti. Bakın dieselbe, dieselben çoğul D artikelli, dizel ve. Okey. Devam. Mesela das selben de da olabilir. Der selben de olabilir. Und dabei haben sie ihre Lust an Technik entdeckt. Entdecken ne demek? Keşfetmek. Ve diyor dabei orada haben sie ihre Lust ve bununla birlikte aslında yani dabei o yaptığı şeyde orada diyor siz diyor ihre Lust hevesinizi neyde? Anteknik. teknik, teknikteki hevesinizi keşfettiniz. Entdecken. Mesela decken örtmek demek ent de entdeck böyle örtüyü kaldırmak gibi düşünün. Örtüyü kaldırınca ne olur? Keşfedilir bir şey. Onun gibi düşünün. Entdecken. Mesela ent var. Ferne uzak. Ent uzaklaştırmak gibi. Stimmt. Stimmt es. Stimmt. diye söylüyor. Stimmt es. Stimmt. Doğru mu bu? Ya gene o doğru. Deshalb habe ich auch beschlossen. Güzel bir kullanım. Karar verdim demek. Habe ich auch entschieden gibi. Deshalb bu sebeple habe ich auch beschlossen. Dass ich noch mal etwas Neues lernen will. Yeni bir şey öğrenmek istediğimi karar verdim diyor. Yeni bir şey öğrenmek istediğime karar verdim diyor. Und habe eine Ausbildung gemacht ve bir Ausbildung yaptım. Mekatronikerin olarak. 3 yıl Ausbildung, ve diyor Daneben onun yanında Die Berufsschule. İş meslek okulunu bitirdim diyor. Meslek okulu yaptım diyor. Und das habe ich noch keine Minute bereut. Bakın. Das habe ich bereut. Pişman olmak. Çok iyi. Yani ben ona onun için hiç diyor. Keine Minute. Hiçbir zaman pişman olmadım diyor. Das ich jetzt diese Arbeit mache. Ve diyor. Hiçbir zaman pişman olmadım bu işi yaptığıma. Evet parçamız bu kadar. Şimdi sizi nereye yönlendiriyorum? Speak German with me kanalına gidiyorsunuz. Hemen şuraya koyuyorum linkini veya aşağıdan Beşrayb'ın kısmına yani açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz direkt videoya. Orada ne yapacağız? Bu videoyu tekrar dinleyeceğiz. Kırmızıları konuşacağız, mavileri konuşacağız. Göreceğiz, görmeyeceğiz. Güzel bir konuşma alıştırması yapacağız. Dediğim gibi eğer ilk bu videoyu açtıysanız önceki iki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten burayı biliyorsanız Speak German with me kanalında görüşürüz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.